Selamlar dostlar, bugün Bimart Tapı yasaya sürülen Far Changing Tides oyunu hakkında konuşacağız. Oyunu kısaca özetleyecek olursak atmosfere takıl hayatını yaşa diyor ve bu mottoyu da süslediği mekaniklerle bize sunuyor. Neredeyse tamamı sular altında kalmış bir coğrafyada derme çatma bir gemiyle bir o yana bir bu yana gidiyor. Giderken de geminin parçalarını birleştirmeye onu daha kullanışlı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Aslına bakılırsa asıl amacımız da bu. Mario vari bir tavırla prenses başka kalede demiyor bize. Hatta hiçbir şey demiyor ki özgür bırakma huyunu da acayip sevdiğimi söylemem lazım. Oyun bir tek başlarken A tuşuna bas da zıpla, X tuşuna bas da makineyi tut diye gösteriyor. Ardından bizi öylesine serbest bırakıyor ki bulmacaları her ne kadar zor olmasalar da çözerken küçük tatlı bir heyecan yaşıyoruz. Normalde birçok oyunda bulmacalar için ufak tefek ipuçları gösterilirken Far Changing Tides bize güzel dizayn edilmiş haritasıyla bunu sunuyor. Biz de afiyetle yiyoruz. Klasikleştiği üzere gemimiz hareket ettikçe, yani biz bölüm geçtikçe bulmacalar zorlaşıyor ve bununla birlikte sonraki bölüme geçmek için kat etmemiz gereken mesafe de artıyor. Gemi her ne kadar bölümler arasında kendini hızlandıracak yeni mekanikler elde ediyor olsa da zamanla mesafeler o kadar fazlalaşıyor ki insan bir süre sonra farma atılmış MMORPG karakteri gibi elemanı bırakıp gitmek istiyor. Hele bir fırtına bölümü var ki geminin yelkenini açtığınız anda direkt kırılıyor ve mecburen yavaş yavaş gitmek zorunda kalıyorsunuz. İşte orada benim ömrümden ömür gitti. Allah'tan sabır taşı gibi bir insanım da 10-15 dakikaya bu macerayı devam ettirecek gücü kendimde bulabildim. Oyun benim gibi sabır taşı olup hem de meraklı olanlar için 7-8 saatlik bir macera sunuyor. Hızlı ve öfkeli bir genç içinse bu macera gözlemlediğim kadarıyla 3 saatte bitebiliyor. İki kere oynamanın bir mantığı olmasa da ilk oynayışınızda sizi cezbedecek kadar çeşitlilik sunuyor mu derseniz işte orada tam olarak bir cevap vermek zorlaşıyor. Şöyle ki başta da sözünü ettiğim gibi gemi geri duruyor Ve bu gelişen özelliği de hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Bir nevi sonraki bölümlerin kaderi bu yeni gelişmede oluyor. Haliyle yeni bir şey kullanmanın büyüsüne kapılıp hemen onu abanıyoruz. Ama dümdüz sağa doğru yolculuk yaptığımız gemide toplasan bu şekilde alabileceğimiz 5 gelişme sonunda ufak çaplı bir sıkılma yaşayabiliyoruz. 7 saatlik bir oynanış için daha ne kadar farklı tasarım olabilirmiş orası tartışılır ama insan farklılıklar olsun istiyor açıkçası. Hani gemimizle biraz daha ilgilenebilsek, modifiyesini arttırabilsek yahut kafamıza göre bazı şeylerin yerini değiştirebilsek çok daha iyi olurdu gibime geliyor. Gemide olmayan çeşitlilikse çevre tasarımıyla bize sunulmuş. Adamlar gecesinden gündüzüne, buzlu havasından açık havasına her yere öyle güzel tasarlamışlar ve arka planlara öyle müzikler eklemişler ki bazen psikoloğa gitmişim de tüm dertlerimden arınmışım gibi hissettirdi. Hatta Türkiye'den bile soyutlandığım anlar oldu. Bu yüzden müzikte ve sanat tasarımında uğraşan arkadaşları bulup yanaklarından öpmek istiyorum. Umarım bir gün karşılaşırız. İşte bu oyunu güzel oyun yapan detayların başını da atmosferi kavası çekiyor. Gemiye geliştirmek filan bir nevi millet ufaktan eğlensin tipi tutumlardan başka bir şey değilmiş gibi geliyor bana ya da ben atmosferden çok etkilendiğim için böyle hissettim. Ama karakterimizin bile bir sesi doğru düzgün ağzı yüzü yokken yani direkt olarak çevre tasarımı ön plana çıkarılıyorken böyle hissetmiş olmam normal değil mi dostlar sorarım size. Öte yandan oyunda ölemiyor oluşumuzu da acayip sevdim. Birçok insan oyunlarda ölmenin rekabetçi yanını sever ve hatta bu yüzden sol sapıkları vardır. Ama bence ölemediğimiz bir oyunun rahatlığı da deneyimlenecek şeylerden biri. Özellikle bu tip oyunlarda bu işi bir daha düşünürlerse bence iyi ederler. Mesela Limbo oynarken onun o karanlık tarzına rağmen bazı noktalarda karakterin mal gibi ölmesi hiç hoşuma gitmiyordu. Bunda uzaydan dahi atlasan karakter ayağa kalkıyor. İstediğin kadar derine dalabiliyorsun, suda istediğin kadar bekliyorsun ve bunu da karakter dalgıç kıyafetini almadan önce dahi yapabiliyorsun. Oyunun bu soft yapısının sıfır bug ile birleştiğini de söylemem lazım günümüzde milyon tane bak taşıyan birçok oyun gördükten sonra 7 saat kesintisiz bir oyun oynayabildiğim için mutlu oldum açıkçası. Yine de buna rağmen aralarda FPS düşüşleri vardı ve öte yandan ortalama bir bilgisayarım olmasına rağmen yüksek ayarlarda donmalar oluyordu. Sanırım optimizasyon konusunda ufak tefek sıkıntılar çekmişler ama olsundu. Hatta helali hoş olsundu. Ha bir de arada bir kaplamalardan dışarı taştığım oldu. Fakat oyunu kıracak bir hatayla sonuçlanmadı bunların hiçbiri. Bu yüzden girdiğim kaplamadan geri çıkabildim ve derin bir oh çektim. Evet dostlar bu küçük ama tatlı oyun Epic Games'te sanırım şu an 17 lira civarında. Tatlı bir deneyim arayışındaysanız, rahatlamak istiyorsanız buyurun alın ve biraz keyiflenin. Öyleyse kanala maddi olarak destek veren üyelerimize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.